gözümden uyuyor. Size Beşli'de lağabınıza kimler derler? Küçük varlar derler. Evet. Peki hangi havada oturuyordunuz aşağı şehirde? Meydan Kızılcaba'da. Kızılcaba'da. Ortobada. Ne gibi meslekler yaptın? Şöyle babandan sonra neler, ne öğrendiniz, siz mi öğrendiniz? Şöyle bu yaşa kadar ne gibi meslek yaptın? Şöyle kısa da anlatma. Bayaçılık yaptık bir. Atıcılık yaptık iki. Evet efendim. Dokumacılık yaptık üç. Meslek bunlar. Peki şimdi o zamanki gençlikle şimdikinin arasında bir fark var mı terbiye bakımından, saygı bakımından? Şimdikiler mi terbiye bakımından eskiden mi daha iyiydi? Eskiler iyiydi. Eskiler iyiydi bakımından. Saygınlık, terbiye. Terbiye, hürmet eskilerdeydi. Şimdiki tezekilerde biliyor musun? Yok. Peki bu durup dururken millet bu Beşli'den niye göçtü bu millet? Şimdi Beşli'den biliyor musun bu kayardı var ya. Evet. Koru fuarı. Evet. O koru fuarında gece ışkıyalar bastı. Evet. Orada adam vurdular. Millet biliyor musun şimdi bağırlarından biliyor musun akın yaptı bu 20 şehre ev yaptılar. Evet. Evet. Peki buradan dışarı niye göçtüler? Buradan da duramadılar, başka yere göçtüler. Niye göçtü onlar? Başka yere göçtüler biliyor musun? Açma ya. Para kazanak diye göçtüler. Açma lan! Daha fazla para kazanak diye. Daha fazla para kazanak, daha fazla da zengin oldular. Evet. Peki ikincisi de şu. Şimdi aşağı şehirde camilerimiz vardı. 11 tane cami vardı. 3 tane hamam vardı. Gıcır gıcır güvaya çıkarıyorduk, yıkanıyordu, suyu da yetiyordu. Şimdi bunlar niye birden bu Besliler buradan gittikten sonra niye yıkıldı acaba bunlar? Sahipsiz mi kaldı? Neden yıkıldı? Şimdi yıkılması neden yıkıldı biliyor musun? Evet. Herkes biliyor mu? Nüfus kısaldı. Evet. Her birisi bir yere dağıldı. Dağıldıktan sonra biliyor musun? Üzerde biliyor musun bu ışkıya zamanı oldu. Millet biliyor musun 20 şehre akın yaptılar. Akın yaptıktan sonra biliyor musun aşağı şehri terk ettiler, bağırlarını terk ettiler. Buraya biliyor musun parası olan biliyor musun geldi buraya ev yaptı. Ne ederken biliyor musun hepsi de buraya yerleştiler. Sonra camileri niye kim yıktı bu şeyleri kim yıktı bu hamamları kim yıktı? Camileri biliyor musun? Hamamı sattılar. Sattıktan sonra biliyor musun? Onları da söktüler. Kazanını çıkarttılar. Allah Allah. Söktüler, dağıttılar. Camileri de biliyor musun? Bakmadan biliyor musun? Mal kara buldu. Lahadini çizdiler. Gümüş yere geldiler. Demek ki bu millet oradayken bir hali düşmezken boş kalınca o bu söktü. Halbuki bu Allah'ın evi. Söktüler. Şimdi birisi yapsa bu suç değil mi? Dinimizce suçtur. Bir caminin taşını cırmak, götürüp satmak. Suç ama biliyor musun? Hükümet biliyor musun? Önem vermedi. Evet. Çünkü önem vermediler. Çünkü millet oraya meyleder diye. Yıkılsın ki umudu kesilsin diye milletin. Değil oldu. Mesela bir de Hallo Pınar vardı biliyorsun şimdiki maslağın orada. Hep kan temeli Pınar vardı sen de bilirsin. Çok orada Pınar kaç tane var. Hep hiç kalmamış zaten kaç tane Pınar varsa. İki tane Kızılcaba'da Pınar gördüm ben yapılı kalmış. Kızılcaba'da var. Onun Beriyan'ı köşkü geçtin miydi biliyor musun? Berede Anisker Pınar'ı var. Evet. Ondan sonra Berede Hamam Pınar'ı var biliyor musun? Bu baş Pınar'dan akardı. Evet. Fuar başının suyu akardı. Evet. Peki. Şimdi ikincisi de şu. Şimdi diyorlar ki bu şehir Kayardı'nın yerine yanlışlıkla buraya kurmuşlar. Bu çattaki göl vardı biliyor musun sen? Hatırlıyor musun gölbaşı? Göl vardı bu çatta. Biliyorum onu. Şimdi oraya şehir oldu. Fabrika yapılıyor ya. Bak görüyorum batağa şimdi fabrika kuruyorlar.
Şimdi devlet diyor ki burası çürük diye yolunu geçirmedi. Millet oraya pamuk kuruyor. Nasıl oluyor bu? Oranın yeri, Uyun şehrin yerinden sağlam oranın yeri. Ha. Orası sağlam. Ha. Evet, şehir olacak yer oraydı. Ha. Orayı sonra biliyorum o şehirler, kediler, bakanın içine soktular. Ha. Halbuki şimdi Kayar'da olsaydı diyorsun, bağımız da olurdu, bahçemiz de olurdu, çarşımız da olurdu. Kayar'da olmuş olsaydı biliyor musun? Sağlam mıydı? Tabii. Kuşsuz da biliyor musun? Oraya fevkalade geliyordu. Evet. Orada Müslüman oğlu Hacı Osman dayı vardı. Hacı Osman vardı. Evet. Bilirsin belki. Evet. Diyorsun Müslüman oğlu Seydin'in kardeşiydi. Evet. O oraya çalıştı biliyor musun? Emrini oraya aldı. Evet. Şehir orada olacaktı. Şehir orada olsaydı biliyor musun? Bu kadar arsa baharlığı olmazdı. Olmazdı tabii. Geniş saha. Geniş sahaydı biliyor musun? Herkesin biliyor musun? Buranın temelini yaptırana da biliyorum oranın tamamını yaptırırdı. Evet. Çünkü temel sağlam oranın. Tabii. Şimdi... Sıkıntısı yoktu. Burada ne? Buradan heylan var. Kuşobazında heylan var. Kozluca'da heylan var. Kozluca'da heylan var dedi. Bura var ne? Bura her zaman için bura ölüme mahkum bura. Evet. Doğru. Şimdi ikincisi de şu... Bu dışarı gidenlere diyorlar ki burada kazandı da gitti dışarıya diyorlar. Yok. Burada kazansa niye gitsin değil mi? Yok. Hep perişan gittiler. Hepsi gitti birbirinin hepsi, akrabasını götürdü. Hepsini biliyorum perişan gittiler biliyorum. Şimdi herkes en kötüsü milyarlık. Evet. Ha demek ki Beslilerin atı vardı meydan bulamadı. Gitti orada atı da buldu meydan da bindi zengin oldu. O varlar kimse de biliyor mu bir şeyden bile gülen yoldu. Evet. Erüler biliyor mu? Keyfemez parayı kazandılar. Şimdi herif biliyor mu milyarlık. Evet. En kötü adam biliyor mu? Burada biliyor mu çöpü, çöpçülü haline geçmeyen adam. Evet. Orada milyar biliyor mu kaç tane fabrikası var. Evet. Var bende. Hepsinin fabrikası da var, şey de var. Parası mı var? Ha. Ne parası? Ha, demek ki Besliler çalışkandı. Bize sebep olan yanlış yere kurulmasından bizi macir ettiler bunlar. Yani başlıca etken bu yerin yanlış olmasından geliyor. Şimdi buranın oluyor mu? Buraya su, avı gelen su var ya. Evet. Bu suya zekte vurdular. Evet. Burada suya ihtiyacı yoktur. Bunlar hareketin değil. Evet. Benim böyle biliyor mu? Pezevek her gün senden o pezevekler var biliyor mu? O araçlar. Evet. Zekte vurdular. Bunu da getiren evet. Biliyor mu? Sabahir Bağım'ı oğlu getirtti. Evet. Oydu, oydu yapan. Özür evine o yapıyalı şey, yerini veren oydu. Evet. Peki. Şimdi bir de bir baobamız vardı. Şimdi baobasında 6 ay bir kira verirdi değil mi? 6 ay otururdu. Şimdi sen bir kere ettin değil mi? Kışın günü 6 ay otururdu. Yazın günü gelen gene o adama mahsus. Ha. Oturmazsa başkası giderdi mesela. Mesela sen o evden oturmazsan başka adam devre gidere 10 kira alır otururdu. Evet. Tüken mesela. Ha. Mart geldi miydi biliyor musun? Sen benim tükenime giderdin, o onun tükenine giderdi, onun tükenine giderdi. Evet. Evet böyleydi. Evet. Şimdi herif içine girdi miydi, mal sahibi gördü, içinden çıktı. Evet. Çünkü neden? Yasalar çiğnendi onun için. Evet. Hani disiplin yok, terbiye yok, ahlak yok. Şimdi bak görüyorsun bir tane hamam var çalışmıyor. O gün gittim baktım 3 kişi var. Halbuki ben şimdi hamam gümbür gümbür çalışır bizim aşağı aşağı 3 tane hamam çalışıyordu. Şimdi daha çok nüfus var bir hamam çalışmıyor. Gidiyor herif biliyor musun? Ha, evindeki su ondan ısınıyor mu? Evet. Oraya varıyor biliyor musun? Fazla mı olur biliyor musun? Herif orada oturursa. Sen olsan sen gider misin hamama? Hayır. Ha? Tabii. 5 santim beton atmış. Arasına zit koyması lazımdı. Koruması lazımdı. Öyle. Var biliyor musun? Yakmıyor. Ataş yakmıyor. Evet. Ataş yakmasa hamam kızar mı? Kızmaz. Yaşar şehirde mesela biliyorum Turhan vardı. Atardı biliyorum 2-3 odun. Ha.
Sen göbek taşına biliyor musun? Ne oturabilirdin ne ayağına basabilirdin. Evet. Onda kir çıkmaz mıydı? Evet. Bunda ne oluyor? İstersen biliyor musun? Kuru yürek gibi biliyor musun? Çar çarı bir şey yok. Şimdi bir de şu meyveler, sebzeler de bozuldu. Farkındasın değil mi? Oo, bu ilaç öyle çıktı. Eskisi gibi yok o böyle. Batlıcanın ne kokusu kalmış, ne biberi kalmış, şimdi gerçekten şekli bile değiştirmişler yani bu ilaç kullanmadan. O ilaçlar o. Evet. İşte buralarda gene var o. Evet. Değişiklik. Evet. Mesela şimdi bir tamam sesi biliyor musun? Evveli yedim miydi, tadından duramazdım. Evet. Şimdi yedim miydi biliyor musun? Çılgın diye madem kurardı. Evet. Hey, türbeden. Ne hazırlattı, çok oluyor. Çok ama tadı yok, tadı vitamini yok. Tadı yok. İnsanın senin evet hayatına biliyor musun? Kıza vermiyor. Değişmiş mi? Paylaştırma. Tamam, bize sana kaçarlık veriyor. Bir de şimdi bizim bu Besli'nin halkı kadınlar kil götürüyordu biliyor musun? Bu kil var ya, kil. Kil insanın başındaki saçı daha düzgün yapardı. Bu beyaz toprakla da evi çapıtlarlardı. Şimdi kireçle o toprağın arasında büyük farklılık var. O toprak besleyicidir. Şimdi bizim çarpı diye kullandığımız torpağı İstanbul'da çocuk pudrası yapıp bize satıyorlar. Bak. Ha, gerçek böyle ha. Bu bir şey, maden aslında. Ama biz ev çapıtlıyık diye çarpı diye satıyoruz. Ha, şimdi bizim bu eve geçmişte çarpı ha. Ha, çarpı kireçten iyidir. Çarpı. Ha. Peki, verdiğin bilgiden dolayı teşekkür ederim. Sağ olun. Uzun ömürler dilerim. Sen de uzun ömürler, sağ olun. Bağınız, obada kaç tane bağınız vardı? Süpaneriydik. Bağımız vardı. Ha. Peki bu şey, bastık, kaç türlü bastık yaparlar Besni'de biliyor musun? Ağ bastık, kara bastık, kırmızı derdik, sucuğu derdik. Ha. Bir de bu şey, bu incirden bir şey yaparlardı böyle. Bir şey yapardık. He, batırırlardı çatma basta. Ona kuş, yay. He, o nasıl oluyordu? İncirdi derdik, batırırdık. He. Çatma, armut batırırdık. He. Armut da batırırdık. Bu kış armudunu batırırlardı değil mi? Atardık. He. Ağzı eriyordu ama sonra yedik. Evet. Şimdi bak, şimdi onlar hiçbiri yok. Yok, bak eskiden ekmek kilo inandı. Evet. Bak kilo inandı. Şimdi ama ekmek taneyle satılıyor. Ekmek açardı. Hani İyi biz? Ha? Ekmek ne biliyorduk? Ha? Çarşı ekmeği inmezdi ki ayıp olacak. Ha? Çarşıdan ekmek alanı ama ayıp sayarlardı değil mi? En son yerdik. Ekmek ayıp çarşı. Kendi evde, bulgur evde yapılırdı. Tere kaynadık, derdini evet çekerdik. Peki şimdi eski buğdalarla, eski şeyle, şimdikinin arasında fark nedir? Eskiden ne yedi, şimdi mi? Eskiden yedi. Bunu kayardık, unu kocuğuna ekmek ederdik. Bak, sen bakmadın. Misafir gönüllerdim. Tabii. Şimdi ne var? Şimdi geliyorlar, bakkaldan getiriyorlar kuru çay. Ya bir portakal, ya bir meyve filan değil mi? Eskiden bastık çıkar, ayrı çıkar, hoş. Bir de revak yaparlardı, biliyor musun? Revak nasıl oluyordu? Üzümü revak ederdi. Onu nasıl yaparlardı? Onu köylüler yapardı. Ha. O da güzel olurdu. Biz de alırdık. Ha. Fiyat. Peki buğulur, kaç çeşit buğulur yapardık biz? Besni'de. Ha. Dört çeşit mi oluyor? Ha. O bulurun üç yüttesi ne güzel olurdu biliyor musun? Ya, şimdi elimize geçmiyor. Ya, arzuluyoruz yok çünkü biz o devre alıştık şimdi. O bulgurun tadını bulamıyoruz. Darı ucurduk, darı kamısı derdik. Ha. Evet. Bir de somun satarlardı biliyor musun? Danacı. Dara satardı ha. Şimdi şeye giderdik, biz bu Musalla'nın orada davarımız vardı ya, ben de çocuktum. Avratlar mezara gelirdi, o somunda ne tatlı kokardı, kütür kütür. Beşik tavuğu. Ha. Ha. Şimdi bak ne, hiçbir şeyin tadı yok. Basimet yapıyor, hiç tadı yok. Beşik tavuğu, lokum da alıyor şimdi kabirlerde. Evet. Evet. Peki, kaç tane gelinin var biliyor musun? Dört gelin var. He? Dört gelin var. Aferin, bravo.
Peki gelinlerden memnun musun? Memnunum yani. Çok şükür. Peki torunla? Küfür atmaz da zaman sorarlar. Tabii. Ha. Aferin. Evet. Öyle. Peki. Şimdi bir de sana şöyle sorayım. Şimdi biz diyoruz ki biz eskiden olduğumuza göre şimdi gençler daha iyi bulmuş, daha iyi medeni diyorlar. Şimdi biz diyoruz ki medeniyet getirmedik, biz ahlakımızı götürdü. Şimdi biz büyüklerin yanında kalkıp böyle harhur oynama, zıplama, kadınlar ayrı oynardı. Değil mi? Düğünlerimiz ayrıydı. Şimdi herkes bir arada oynuyor. Şuradaki bakıma çözdük bu öderken. Şimdi basak geldi var. Şimdi. Demek ki biz ahlaktan götürmüşüz. Bir iyiye değil de belki zaman iyi olabilir ama biz iyi değerlendirmemişiz. Peki. Eski halde ben severdim. Evet. Halde zararı çözdük, kurduğa gerek edelim gücümüze. Kaybala kaçardık. Kaybala kaçardık. Tabii. Şimdi gelinlik de kalktı. Eskisi gibi peçe meçe de yok. Gelinlik de yok. Gelin geldi. Gelin geldi. Karı kutu oynuyor. Gelin de yemek yok. Yaşıyorsa bak. Peki. Ne soracak buna ya? Az kalın tel var içinde. Şey oluyor bak, bazı. Tuhanı kut yapayım, yarım yarım. Hadi toplayın hadi. Hadi Kadir amca. Yavaş yavaş yavaş. Evet, Müslüm Hanım. Kamış resiminden birisini filme alıyoruz. Gülüsü ki? Aşağıdan yılda gidelim. Bitti var mı orada? Peki gelin. İsmin? Ayşe. Ayşe. Evet. Kaç çocuğun var? 3 tane çocuk. 3 tane. Evet. İsimlerini sayabilir misin? Berat, Serhat, Tuğba. Aferin. Okula gidiyor musunuz? En büyüğüne sorayım. İsmin ne? Serdar. Okula gidiyor musun? Gidiyorum. Kaçıncı sınıf? Orta 3. Orta 3. Aferin. Sen? Gidiyorum. Kaçıncı sınıf? 5. sınıf. Hangi okula? Umut Mavi Okulu. O gün ben film çektim orada, gördün mü okulu?